Şimdi Bekir Bey de bize kızı için, kızının bulunması için programımıza başvurmuştu. O başvuru kocaman bir çeteyi çökertmemiz için başlangıç oldu. Çeteyle ilişkisi tespit edilen 4 kişi tutuklanırken baba Bekir de tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Küçük kız çetesi dosyası nasıl başladı? Bekir 16 yaşında hamile kızı Emine'yi aramak için stüdyomuza gelmişti. Benim evladım çok güzel bir çocuktu. Kötü arkadaşlar ortamını bozdu. Biz annesi. Zahide Yetiş kayıp Emine'yi bir günde buldu. Emine 16 yaşında, babası Bekir Bey bana kızımı bulun diye geldi. 24 saat geçmeden kızını bulduk ve Emine şu anda yolda. Emine. Merhaba bir tanem. Şükürler olsun, sizi kavuşturmak nasip oldu bize, şükürler olsun. Emine gibi birçok kızın daha hayatını kurtardı. İstemediğin şeylere şahit oldun. Oldum ama elimden bir şey gelmedi. Bana söylemek istediğin bir şey var. Var. Var mı? Nihayet Ece. Peki sen Habil'in küçük kızlara zarar verdiğini gördün mü? Gördüm maalesef. Peki bu çetenin isimlerinden kimi duydun? Çağlayan, Habil, Resul, Gül, Ecem. Habil zaten bu kişileri illaki bir araya geliyor, karşı karşıya oturuyor. O sırada onlara abi gibi nasihat veriyor. Sonradan, aradan bir hafta geçtikten sonra onlara tehditler savuruyor. Peki hiç fotoğraflarını çektiler mi? Evet. Gizli tanıkların itirafları çete üyelerini deşifre etti. Küçük kız çetesi dosyası kapsamında adı geçen Habil, Mikail, Gökhan ve İbrahim tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete diyorlar da Ak'ta da öyle bir çete yok. Sivas'a gittiler, ondan sonra Kayseri'ye gittiler, İstanbul'a gittiler. Bu gittikleri bölgede ben hiç bilet alıp gitmiş miyim? Orada aynı görüntüyü onlarla vermiş miyim? Ya da mesajlarımız var mı? Valla bizim Ak'ta gibi bir yerde çete diye bir şey yok. Emine'nin babasının uydurması. Yani Ak'ta'da çete yok. Herkes birbirinin takılmanın peşinde. Yani oradaki listedeki insanlar zaten 13-14 kişi var. Çoğu insan birbirini tanımayan insanlar. Çetede herkes birbirini tanır. Ama oradaki insan bizzat hani hiç kimse birbirini tanımıyor. Sende 18 yaşının altındaki küçük çocukların görüntüleri yok mu? Yok ablam. Bende yok. Yok ablam. Şu anda edinmiş olduğumuz bilgilere göre 12 şüpheliden Habil, Mikail, İbrahim ve Gökhan tutuklanarak cezaevine gönderilecek. Şu anda tutuklanarak götürülüyorsun. Ne diyeceksin? İddialar hakkında neler söyleyeceksin? Cevapsız mı bırakacaksın? Neden yüzünü kapatıyorsun? Utanıyor musun? İddialar hakkında neler söyleyeceksin? Kızını aramak için Zahide Yetiş'e gelen Bekir ise çetede bulunan kişilerin isimlerini para karşılığı saklamak ve 18 yaş altında çocuklara taciz iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcı talimatıyla tutuklanan Bekir Kaya şu anda elleri kelepçeli bir şekilde Adalet Sarayı'ndan çıkarılıyor. Bekir neden tutuklandın? Ben tutuklu değilim. Şu an tutuklusun. Savcı talimatıyla tutuklandın. Neden? Hayır, tutuklanmadım. Şu an cezaevine gönderiliyorsun. Neden? Suçun ne? İtiraf etsene. Suçum yok. Neden tutuklandın? Neden tutuklandığını söylemeyecek misin? Çetenin içinde olduğunu söylemeyecek misin Bekir? Çetenin içinde olduğunu söylemeyecek misin? Bekir hakkında tahminlerimiz vardı. Çok şey biliyorduk da. Sonunda Bekir de savcı karşısında her şeyi itiraf etti. Nedir o her şey? İstismar. Hem kendi kızına hem yaşı küçük başka kız ve erkek çocuklarına. Ya Bekir burada günlerce oturdu, günlerce kızım diye ağladı. Daha da enteresanı, karısı da yanında oturuyordu ve karısı kocasının böyle bir şey yaptığına inanamadı. Ya da biliyordu ve susuyordu. Bu daha da acı bir şey ama. Çok şey yaşadık ve şuna çok mutluyum. Bu çeteyi ortaya çıkartmasaydık şimdiye kadar o kadar çok kız çocuğu belki de bu çetenin eline düşmüş olacaktı ki. Ak'ta madeninde çete yok dediler. O kadar çok kız çocuğuna işkenceyle, bir şekilde fesatla onları kandırarak hayatlarından aldılar. Ve biz o kız çocuklarını devlete teslim ettik. Daha da vardı. Hepsini yayına çıkartmadık ama inanın bu işin peşini bırakmadık, bırakmayacağız. Son gelişmeleri de sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Şu anda muhabirim Sevda Yaman ve kameramanımız Süleyman karşımızda. Sevda, son gelişmeler nedir bu çeteyle ilgili ve Ak'ta madeninde?
İyi yayınlar Zahide Hanım. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi biz ilk etapta Emine'nin kaybıyla bu yayınlarımıza başlayıp sonrasında olayın aslında sadece bir kayıp değil, arkasında kocaman bir çete olduğu ve bu çetenin sadece Akdağ Madeni ilçesinde değil, yine köy ilçelerinde, etrafındaki tüm ilçelerde ki bulunan kızların, örneğin Asena gibi, örneğin Ezgi gibi, diğer köylerdeki kızların da bu istismarcı ve bu çete üyeleri tarafından zorla tutulduğu ve zorla kendilerine şantaj yapıldığını yayınlarımız esnasında sizlerin ve silesiyle de ortaya çıkarmıştık. Şu anda 18 kişi için, yani ilk etapta çete adına 18 kişi olarak gözaltına alınan, önce ifadeleri alınan, sonrasında gözaltına alınan şahıslardan 5 kişi tutuklanmıştı. Sizler zaten bunu yayınımız esnasında da belirttiniz. Şu an için tutukluluk süreci devam eden kişiler Habil, Gökhan, Mikail, İbrahim ve Emine'nin babası Bekir. Bu 5 kişinin şu an için tutukluluk süreci devam ediyor. Adli süreçlerde, adli yargılamada hala kendilerine ait olan taşınmazlarına ait olan, arama çalışmalarında çıkan tüm doneleri toplayıp sonrasında iddianamelerinin yazılması için adli makamlarda ve ilçe jandarma karakol komutanlığına bağlı ekiplerde olan araştırma süreçleri devam ediyor. Peki bununla bitti mi? Sınırlı mı? Tabii ki de değil. Sonuç itibariyle bu bir çete ve 18 kişiden 5 kişi tutuklandı. Geriye kalan 13 kişi ve arkasında, sizin de az önce belirtmiş olduğunuz gibi, arkasında daha neler neler, kimler var. Bu konuyla ilgili tabii hem adli makamlarda gerekli araştırmalar devam ederken hem de dosyanın sayın soruşturma savcısı da konunun üzerinde bizzat duruyor diye biliyoruz. Bu konuda Akdağ Madeni İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hala bu araştırmalarına devam etmekte. Bu 13 kişi sizlerin de bildiği üzere adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bizler yayınımız esnasında bunu belirtmiştik. Ancak adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra tamamen serbest kaldı anlamına gelmiyor. Tabii adli makamlarda bu kişilerin de yine takiplerinin devam edildiği ve buna nazaran yine gerçekleştirecek olan tüm güvenli ve huzurlu yaşam kalitesi boyunca kişilerin, adli kontrolle serbest bırakılan kişilerin yine arka planda neler yaptığının izlendiğini ve araştırmalarına devam ettiğine dair edinmiş olduğumuz bilgiler mevcut. Sevda, çok teşekkür ediyorum. Jandarmamız canla başla çalıştı. Bütün teknik takipleri gerçekleştirdiler. İşbirliğiyle çalıştık. Bize de çok destek oldular. Gerçekten yürekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bu çetenin yakalanması çetelerin bittiği anlamına gelmiyor elbette. Sizi taciz eden birisi varsa, bu en yakınınız olabilir ki genellikle öyle oluyor. Ya da sizi hiç tanımadığını söyleyip de sizin ailenize, yuvanıza huzursuzluk veren birisi varsa, ben buradayım. Böyle ihbarlar gelmeye devam ediyor. Araştırıp sonrasında da, her şeyi yayında da yapmıyoruz bu arada. Her şey, yani televizyonculuğun bu kısmı değil. Sadece izlenmek değil. Arka planda yaptığımız çok fazla şey var. O yüzden inşallah her şeyin sonu iyi olur.